Bizim özellikle eğitim yatırımlarına çok ihtiyacımız var. Nüfusu her yıl 35 bin civarında göç olarak artan bir ildeyiz. Türkiye'nin en fazla göç alan ili diyebiliriz Tekirdağ. Bir ve ikinci sırada çünkü. Çerkezköy, Kapaklı, Ergene, Çorlu, Muratlı, Süheyyanpaşa ve Marmara ilçesi özellikle bundan çok etkileniyor. Bu ilçelerimizle ilgili de ikili eğitim yapılan özellikle Kapaklı'da, Çerkezköy tarafında çok sayıda okulumuz var. Fakat bizim de 2019 yılı sonuna kadar hükümet programımız, orta vadeli programımızda tüm öğrencilerimizin tekli eğitim yapması var. Bunu Sayın Başbakanımıza da ben bir toplantıda ilettim. Çünkü Sayın Başbakanım, bizim hükümetimizin de orta vadeli bir programı var. Bundan biz Tekirdağ'ımızın en fazla istifade etmesini istiyoruz. Bugüne kadar çünkü yapılan okul yatırımları Allah razı olsun çok oldu. 2002 yılına gelene kadar 1800 dersliği vardı Tekirdağ'ımızın. Şu anda bu sayı 4500'ü geçti. 2002'den 2017'ye kadar bizim yapmış olduğumuz yaklaşık olarak işte nereden baksanız 3000'e yakın derslik oldu şu anda. 2500-3000 aralığında. Ama bu sayıya bizim daha bir 931 tane ilk ve orta öğretimde dersliği eklememiz gerekiyor. Bunları eklemek için de ödenek gerekli. Sağ olsunlar bu yıl ekstra bir ödenek geldi. Şu anda çok sayıda okulumuzun yeni ihalesi yapılacak. Yaklaşık 10 tane kadar okulumuzun. Hem Çerkezköy, Kapaklı, Süheyyanpaşa, Çorlu gibi ilçeler olmak üzere Ergene. Bunların ihalesi yapılacak ve bu çalışmada hızlı bir şekilde devam ettirilecek. Amacımız gelen göçü absorbe edebilecek şekilde çocuklarımızın işte en fazla 30 kişilik dersliklerde tekli eğitim yapabilmesi. Tabii bunu 24'e çekme amacımız var ama bunu 30'a da şu anda getirebilirsek o tip yerlerde, bahsettiğim ilçelerde şu anda bir başarı olarak değerlendiriyoruz. İleride bunu daha da arttıracağız inşallah derslik sayısını.